Çocukluğumun Ramazanları, Hilmi Yavuz. Biz küçük bir aileydik. Annem, babam ve evin tek çocuğu ben. Babam bir cumhuriyet bürokratıydı. Ama cumhuriyete bağlı olduğu kadar dinine de bağlı bir mümindi. Bugün için oldukça garip bir terkip gibi görünebilir bu. Ne cumhuriyetin temel koyucu ilkelerinden, ne de İslam'ın temel koyucu ilkelerinden taviz vermeden yaşamanın mümkün olduğunu, babanın ve elbette annenin örneğinde görebilmiş bir çocukluktur benimkisi. Ruhaniyet ve hazzın birlikte yaşanabildiği bir çocukluk. Ramazan ayı, ruhaniyetin hazza dönüştüğü bir aydır bende. Babanın ve annenin bu kutlu günleri lezzetle yaşadığının tanığıyım çünkü. Lezzetle diyorum, evet. Çünkü bu kutlu günlerin lezzetinin sadece iftar sofralarının mütevazi yiyeceklerle donatılmışlığında değil, ama asıl oruçlu saatlerde tadıldığına tanık oldum. Topluluğun değil de o kutsal açlığın lezzetiydi bu. Allah'a kulluk etmenin gereklerini yerine getirmenin, insanı ne kertede yücelttiğini, onu nasıl bir hazza dönüştürdüğünü gördüm onlarda ben. Kolay kolay anlaşılabilecek bir şey olmadığını biliyorum söylediklerimin. Ama benim görüp anladığım ve en çok da Ramazan ayının o kutlu günlerinde özellikle farkına vardığım şuydu. Gerçek inanmışlar için ibadet, dışarıdan ne kadar külfetli görünürse görünsün, büyük bir haz olarak yaşanmaktadır. Annem ve babam namaza durmayı mutlulukla beklerler. Namazdan yüzlerinde sınırsız bir bahtiyarlıkla kalkarlardı. Ramazan'ın gelişi bir bayram sevinciyle karşılanırdı. Şöyle diyeyim ve kesinlikle abartmıyorum, 3 günlük şeker bayramı değildi gerçek bayram bizim evimizde. Gerçek bayram Ramazan boyunca yaşanırdı. Bayram 3 gün değil, o 30 kutlu gündü annem ve babam için. Yahya Kemal'in o unutulmaz Müstesna dizisinde söylediği gibi, imanın şevk olduğu zamanlardı ve geçtiler. Ramazan ayının ruhaniyetiyle aile yaşamı arasında birebir bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Bu ruhaniyetin değiş yerinde ise yeniden üretilmesinde aile mahremiyetinin büyük payı vardır. Ruhaniyet ve mahremiyet ve elbette mahremiyetin sessizliği. Beni işte tas tamam bu nedenle çocukluğumun o küçük aile içinde sessizce yaşanan iftar sofraları daha çok etkilemiştir. Bunda çocukluğumun akşam iftar vaktine yakın saatlerde sokaklarında kimselerin kalmadığı küçük taşra ilçelerinde geçmiş olmasının bir payı var mıdır bilmiyorum. O sessizlikte iftar topundan çok ezan seslerinin beklendiğini anımsıyorum. O yıllarda Anadolu kasabalarındaki müezzinler daha mı değiş yerinde ise yanık sesliydiler? Belki. Ama o ihtişamlı ve alabildiğine sessiz bekleme saatinde sofranın başındayken işittiğim ezan seslerinin ruhaniyetini asla unutamam. Bana mı öyle gelirdi, yoksa gerçekten öyle miydi bilemiyorum. Ama sessizlikte işitilen ezan sesinin insanı sanki bir kendinden geçme, bir esrime ile yükseklere doğru alıp götüren bir yanı vardı. Ve özellikle Ramazan'da akşam ezanı okunurken duyumsanan bir esrimeydi. Çocukluğum ezansız semtlerde geçmedi benim. Tuhaftır, Ramazan deyince belleğimde hep o kutlu günlerin uhrevi olan yanlarının kaldığını fark ediyorum. İftar sofrasının taşradaki küçük aile yaşantımızı nasıl bir ruh yüceliği şenliğine dönüştürdüğünü anımsıyorum. Çoğu kez babam iftardan sonra teravihe kadar Kur'an-ı Kerim okumaya başlardı yüksek sesle. Arapçayı ana dili gibi bildiği için Kur'an'ı bütün incelikleriyle okur, sesinin güzelliği de tilavetine görkemli bir tertil ile musiki değeri katardı. O taşra kasabalarından birinde
annemin teravih sonrasında konak yavrusu bir evde bembeyaz tülbentli arkadaşlarıyla birlikte olduklarını da anımsıyorum. O geceleri ve teravih sonrasını ise bulanık defterlerde şöyle anlatmıştım. Haşim gibi söyleyeyim. Annemle karanlık geceler bazı bazı çıkardık. Başları beyaz tülbentli kadınlar, güzel yüzlü, ıtırlı kadınlardı. Birbirlerini bakarak anlamayı bilen kadınlar. Bir dokunuşa dönüştürmüşlerdi sözleri. Öyle onaylıyorlardı birbirlerini, derin ve gizemli bakışlarıyla. Bembeyaz tülbentler ıtırlıydılar ve onlar o kadar ferah ve aydınlıktılar ki, o odalarda çiçek işlemeli gaz lambası ışığında daha fazlası, çok daha fazlası vardı. Tülbentlerin aydınlığı. Odanın o görklü ışığına ekledikleri tülbentlerinin aydınlığına bürünüyorlardı, dudaklarında belli belirsiz kıpırtılarla. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin dediği gibi, günler kuşlar gibi uçup gidiyorsa eğer, kutlu ayın 30 günü de Simurg'a doğru giden o 30 kuştan başkası değildir. Zor zamanlarda hayatta kalmak için ne yaparsınız? Yolculuktasınız ve acil bir durum var. Yine de yola devam mı edersiniz? Yoksa emniyet şeridine veya kaçış rampasına mı geçersiniz? Bu kitap pek çok acıdan geçerek, umuda tutunan, zor zamanları kaçış rampasında bekleyerek atlatan birinin kaleminden çıktı. Edebiyatçı yazar Yusuf Ünal, Türkiye'de yıllardır devam eden boykot sürecini kendi hikayesinden yola çıkarak anlattı. Tarih kitaplarında bulunamayacak gerçekleri paylaştı. Her okur, okuduğu romanın bir parçasıdır. Siz de otobiyografik roman olan Kaçış Rampası'nda kendinizden çok şeyler bulacaksınız. Kaçış Rampası Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.